Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesinde bulunan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi olduğu belirtilen maden rezervinin gerçekleştirilen ihalesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Erol Kılıçdaroğlu'na Maden ilçesinde bulunan rezervler ve gerçekleştirilen ihale ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Erol yaptığı sonunda Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün 2019'dan itibaren süren çalışmaları sonucu Elazığ'ın Maden ilçesi Sarlı Köyü Kısa Bekir ve Seterli mevkiinde bulunan bakır, altın, çinko, kobalt gibi değerli madenin uç ürün üretimine yönelik tesis şartlı ilana göre çıkılan ihale 21.04.2022 tarihi itibariyle yapılmıştır. Ne var ki daha sahada arama geliştirme çalışmaları devam etmekteyken, nihai teknik raporlamalar tamamlanmadan ruhsat hakları henüz MTA'dayken, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yangından mal kaçırırcasına maden sahasını ihaleye çıkarmıştır. Elazığ Milletvekili olarak konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyerek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dört defa söz alarak gündeme getirdik. Girişimlerimiz sonucunda 1.03.2022 tarihinde yapılacak ihale 0.04.04.2022 tarihine ertelendi. Yapılacak ihale ikinci kez ertelenerek 21.04.2022 tarihi verilmiştir. 21.04.2022 tarihinde Port Madencilik Ticaret AŞ ve Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi AŞ, teminat ve teklif yerinin kapalı zarf usulüyle komisyona sunulmasıyla yapılan ihaleye katılmışlardır. İhaleye katılan iki şirketin de aynı teklifi vermesi sonucu açık arttırmaya gidilmiştir. İhalede açık artırma yöntemiyle en yüksek teklifi 2 milyar 205 milyon lirayla Port Madencilik Ticaret AŞ vermiştir. İhaleyi alan Port Madencilik Ticaret AŞ Ticaret Sicil gazetesinde yer alan bilgiye göre 16 Nisan 2021 tarihinde Ali İbrahim Bacacı tarafından 1 milyon TL sermaye ile tescil edildiği ifadelerini kullanarak sürecin baştan sona bilgilendirilmesini yaptı.